yaklaşık malumunuz 2 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten kayyum heyeti başkanı Cenap Aşçı istifa etti sevgili izleyenler. Aşçı orman yangınları sırasında çokça eleştirilmiş, son açıklamalarında Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de çelişmişti. Orman İdaresi sabah 5'te kalkacaksın, şu koordinata gidip su atacaksın demediği sürece bizim kendiliğimizden saat 5'te kalkıp o koordinata gidip su atma yetkimiz yok arkadaşlar. Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanarken o bir düğüne katıldı. Onun başında olduğu kurumun yangın söndürme uçakları havalanamadı. Bugüne kadar eleştirilere kulağını tıkadı. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı daha fazla dayanamadı. Görevinden alınması için mahkemeye başvurdu. Biz bu uçakları yok olsun istemiyoruz. Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardından Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları en fazla gündem olan konuların başındaydı. İddiaya göre uçaklar bakımsızlık nedeniyle kullanılamadı. Türk Hava Kurumu yangınlara müdahalede yetersiz kaldı. Bu işin asıl sorumlusu Orman Bakanlığı. Onların gözetiminde, denetiminde ve yönetiminde biz hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ve o kurumun başındaki isim 2019 yılında Türk Hava Kurumu kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı. Orman yangınlarının başladığı gün kendisine ulaşılamadı. Neredeydiniz sorusuna düğündeydim yanıtını verdi. Tepkilerin artması üzerine düğün değil nikaha katıldım dedi. Yani özrü kabahatinden büyüktü. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek zorunda kaldım. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile anlaşamadı. Bakan uçaklar için antika derken Aşçı 4 milyon dolara uçuşu hazır hale gelebileceğini öne sürdü. Bu uçakların şu anda ayağa kalkabilmesi için gereken minimum rakam 4 milyon dolar. Bu parayı isteyen herkes verebilir. Kurumun borçları ile ilgili yaptığı açıklamalarda tartışma konusu olmuştu. Bankalara 1,5 milyon lira borcu kim yapmış? 200 milyon liraya yakın vergi SGK borcunu kim yapmış? Arkadaşlar bu borçlar kıymetinin oluşu borçlar değil. Bizim kelimenin tam anlamıyla kucağımızda bulduğumuz borçlar. Ve eleştirilere daha fazla dayanamadı. Mahkeme tarafından atandığı için görevden alınmak için yine mahkemeye başvurdu. Ve efendim böylelikle biz de Beyaz Ana Haberi'nin bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarına sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.